Zoe Mincri planını onayladıktan sonra hemen bir rahatlama hissetti. Korkuları ve huzursuzluğu tamamen zihninin bir köşesine itilmişti. Ancak o zaman Klein'in hafıza kırıntılarını dikkatle inceleyecek moda girebilmişti. Zoe Mincri alışkanlıkla borunun vanasını kapattıktan sonra ayağa kalktı. Sandalyesine geri oturmadan önce duvarlanmasının sönene kadar yavaş yavaş solmasını izledi bilinçsizce tabancanın pirinç silindiri ile oyalanırken başının kenarına bastırdı. Bir sinema salonundaki en dikkatli izleyici gibi kızıla boyalı karanlıktaki anıları yavaşça anımsadı. Belki de başına bir mermi deldiğinden Klein'in anıları cam gibi parçalanmıştı. Anıların yakın olmaması bir kenara açıkça eksik olan pek çok nokta da vardı. Örneğin tabancanın onun eline nasıl geçtiğine dair anılar, intihar mı, cinayet mi olduğu, defterdeki herkes ölecek ben dahil yazısının anlamı ya da olaydan iki gün önce tuhaf olan herhangi bir şeye katılıp katılmadığı. Yalnızca bu anılar parçalanmamıştı. Eksik parçalar da vardı. Bilmesi gereken bilgi için bile durum aynıydı. Mingrui mevcut durumun ışığında Klein'in üniversiteye dönerse muhtemelen mezun olamayacağını inanıyordu. Hem de yalnızca iki gün önce biraz bile dinlenmeden kampüsü terk etmesine rağmen. iki gün sonra Tingen Üniversitesi'nin tarih bölümü röportajına katılması gerekiyordu. Loan Krallığı'nın üniversite mezunlarının mezun oldukları üniversitede kalma gelenekleri yoktu. Hocası Onatingen Üniversitesi ve Black Lund Üniversitesi için bir tavsiye mektubu vermişti. Zhou pencereden sessizce batıdaki kızılayı inceliyordu. Doğudan soluk ışık parlayıp ufku altın rengine boyayana kadar ay yavaş yavaş batmaya devam etti. Şu anda apartmanda bir kargaşa vardı. Kısa süre sonra ayak sesleri kapısına yaklaştı. Melissa uyandı. Gerçekten de her zamanki gibi dakik. Zoe Cree gülümsedi. Klein'in anıları nedeniyle Melissa'yı görünce sanki gerçekten kendi kız kardeşimmiş gibi hissetmişti. Ancak hemen benim bir kız kardeşim yok diye kendisine karşı çıktı. Melissa, Benson ve Klein'den farklıydı. Onun temel eğitimi, Ebedi Gece Tançası Kilisesi tarafından sunulan pazar okulu sınıflarına tamamlanmıştı. Okul çağına geldiğinde, Loen Krallığı temel eğitim yasasını çıkartmıştı bir ilk ve orta öğretim komitesi kurulmuş ve özel olarak finanse edilmişti. Krallığın eğitimi olan yatırımı artmıştı. 3 yıldan kısa bir süre içinde pek çok kilise okulunun birleştirilmesi temeli altında dini tarafsızlık ilkesini korumak için birçok devlet ilk öğretim okulu kurulmuştu. Bu, eğitimin kendisini fırtınaların efendisi, ebedi gece tanrıçası ve buhar ve makine tanrısı arasındaki çatışmalara dahil etmesini engellemek içindi. Haftada yalnızca 1 peniye mal olan pazar okuluna kıyasla bir devlet ilkokulunun haftada 3 peni olan maliyeti oldukça pahalı görünüyordu. Ancak birincisi yalnızca pazar günleri eğitim verirken diğeri haftada 6 gün ders veriyordu. Sonuç olarak fiyat neredeyse bedava edenecek kadar düşüktü. Melissa çoğu kızdan farklıydı. Gençliğinden beri dişliler, yaylılar ve yön tayini gibi şeylerden zevk alıyordu. Bir enerji mekanikçisi olmak istiyordu. Eğitimin eksikliğinden müzderip olan ve eğitimin önemini bilen Benson, tıpkı Klein'in üniversite eğitimini desteklediği gibi kız kardeşinin hayallerini de desteklemişti. Sonuçta Tingen Teknik Okulu yalnızca orta öğretim olarak kabul ediliyordu. Kız kardeşinin daha fazla bilgi için bir dil okuluna ya da devlet okuluna devam etmesine gerek yoktu. Geçen yılın Temmuz ayında 15 yaşındaki Melissa giriş sınavlarını geçerek Singen Teknik Okulu'nun Enerji ve Makine bölümünde öğrenci olma hayalini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda haftalık okul ücreti de 9 peniye yükselmişti. Bu sırada Benson'ın şirketi Güney Kıta'sındaki durumdan etkilenmişti. Hem kar hem de ticari işlemlerde ciddi bir düşüş vardı. Çalışanların üçte birinden fazlası işten çıkarılmıştı. İşini kaybetmemek ve geçimlerini sağlamaya devam edebilmek için Benson'ın yapabileceği tek şey daha zorlu görevlere üstlenmekte. Daha sık fazla mesai yapmak ya da sert ortamlara girmek zorundaydı. Son birkaç gündür bunlarla meşguldü. Klein, Abe'nin yükünü paylaşmak istemiyor değildi. Ancak sıradan biri olarak doğduğundan ve ortalama bir dil okuluna kabul edildiğinden, üniversiteye girdiğinde güçlü bir yetersizlik duygusu hissetmişti. Örneğin, Kuzey Kıtasındaki tüm dillerin kökeni olan antik Feysak dili, tüm soyluların ve zengin sınıfın çocuklarının genç yaşta öğreneceği bir şeydi. O ise bu dille ilk karşılaşmasını üniversitede yaşamıştı. Akademik kariyeri boyunca buna benzer pek çok şeyle karşılaşmıştı. Klein, diğerlerine yetişmeyi daha zor başararak, sonunda ortalama bir puanla mezun olmak için neredeyse her şeyini vermiş, gece yarılarına kadar çalışmış ve herkesten erken uyanmıştı. Abisi ve kız kardeşiyle ilgili anılar kapının kolu çevirip kapıyı açana kadar Zhou Mingri'nin zihninde canlı kaldı. Ancak o zaman ayıldı ve elinde bir tabanca tuttuğunu hatırladı. Bu yarı regüle bir şey. Çocuğu korkutacak. Ayrıca başımda hala yara var. Zhou Mingri, Melissa'nın her an içeri girebileceğini düşünerek şakağına bastırdı ve aceleyle masanın bir çekmecesini açarak tabancayı oraya koyup çekmeceyi kapattı. Ne oldu? Melissa kargaşayı duyunca merakla baktı hala gençliğinin başındaydı. Çok sağlıklı beslenmemesine rağmen yüzü ince ve hafif solgun olan Melisa'nın cildi genç bir kız havası yayıyordu ve parlaktı. Lou Minkri, kız kardeşinin kahverengi gözleriyle kendisine baktığını görünce zorla kendini toparladı ve tabancanın varlığını gizlemek için sakince çekmeceyi kapatmadan önce elinin yanındaki bir nesneyi aldı. Diğer elini şakağına koydu. Doku yarasının iyileştiğini doğruluyordu. Gümüş bir cep saati çıkardı ve üstüne nazikçe bastırarak açılmasını sağladı. Tatin içinde üç kardeşin babalarıyla resmi vardı. Bu, kraliyet ordusu çavuşunun geride bıraktığı en değerli şeydi. Ancak ikinci el olduğundan onu tamir ettirmiş olmasına rağmen son yıllarda zaman zaman arızalanıyordu. Pek çok kez statüsünü yüksek göstermek için onu yanına almaktan hoşlanan Benson'ı utandırıyordu. Bu yüzden sonunda evde bir köşeye atılmıştı. Melissa'nın makine konusunda yetenekli olduğu söylenebilirdi. Saatin ilkelerini kavradıktan sonra saat üzerinde oynamak için teknik okulundan araçlar ödünç almıştı. Son zamanlarda onu tamir ettiğini bile iddia etmişti. Zou Mingri saatin açılmış kapağına baktı ve akrebin hareket etmediğini gördü. Cep saatini açmak için üstündeki mineyi büktü. Ancak birkaç kez bükmesine rağmen gergin yayların sesini duymadı. Akrep hala hareketsizdi. Yeniden bozulmuş gibi görünüyor. Sohbet edecek bir konu bulmaya çalışırken kardeşine baktı. Melissa ona ifadesiz bir bakış attı ve cep saatini almak için hızla ona yaklaştı. Yanında durup cep saatinin üstündeki düğmeyi çekti. Birkaç kez basitçe çevirdi ve akrebin sesi gelmeye başladı. Düğmeyi çekmek genelde zamanı ayarlamak anlamına gelmez mi? Zooming Crew boş boş bakmaya başladı. O anda uzak bir katedraldeki çan çaldı. Altı kez çalan çanın sesi uzak ve ruhani geliyordu. Melissa onu dinlemek için başını eğdi ve düğmeyi bir kez daha çekti. Sonrasında zamanı senkronize etmek için çevirdi. Duygusuz bir tonda "Şimdi oldu." dedi. Sonra üst düğmeye bastı ve cep saatini Zoomingree'ye uzattı. Zoomingree utançla nazik bir şekilde gülümsedi. Melissa dolaba doğru ilerlemeden önce ağabeyine delici bir bakış attı. Kapıyı açıp odadan çıkmadan önce bakım malzemelerini aldı. Ortak banyoya doğru ilerledi. Neden bakışları aşağılayıcı ve uysaldı? Bu bakış aptal kardeşini sevdiği ve onun için endişelendiği anlamına mı geliyordu? Zoom Mingri başını eğip kıkırdadı. Tekrar açmadan önce cep saatinin kapağını kapattı. Bir soru üzerine düşünürken bu eylemi tekrarladı. Klein susturucu kullanmadan intihar etmişti. Yani şimdilik bunu bir intihar olarak değerlendirmesi gerekiyordu. İntiharı büyük bir kargaşaya neden olmuş olmalıydı. Ancak yalnızca bir duvar ötede olan Melisa hiçbir şeyi fark etmemişti. O kadar derin mi uyuyordu yoksa Klein'in intiharının arkasında bir gizem mi vardı? Cep saati açıldı. Cep saati kapandı. Melissa odaya döndü ve abisinin bilinçsizce cep saatini açıp kapattığını gördü. Sevimli bir sesle konuşmaya başlamadan önce bakışları yeniden bıkkınlıkla parladı. Klein, kalan ekmekleri çıkar. Bugün yenilerini almayı unutma. Et ve bezelye de var. Görüşmen yaklaşıyor. Sana bezelye ve haşlanmış koyun eti yapacağım. Konuşurken köşeden bir tencere çıkardı. Biraz kömürle bir tencere su kaynattı. Su kaynamadan önce dolabın en alt çekmecesini açıp hazine gibi görünen bir şey çıkardı. Bir kutu kalitesiz çay yaprağı. Yaklaşık 10 adet yaprağı tencereye attı ve gerçek bir çaymış gibi davrandı. Melissa iki büyük bardağa çay doldurdu ve çavdar ekmeğini Mingrui ile kendisi arasında bölüştürdü. İçinde gluten ya da talaş yoktu. Ancak iştah kapatıcıydı. Zou hala güçsüz hissediyor ve açlıktan ölüyordu. İçten içe söylenirken çayın yardımıyla kendini ekmeği yutmaya zorladı. Birkaç dakika sonra Melissa yemeğini bitirmişti. Yeleğine düşen siyah saçlarını düzelttikten sonra Zou baktı. Taze ekmek almayı unutma. Tek ihtiyacımız olan 8 pound. Hava sıcak. Yani ekmek kolayca bozulacaktır. Ayrıca koyun eti ve bezelye de al. Sakın unutma gerçekten de sersem kardeşi için endişeleniyordu. Yeniden vurgulamak için tekrarlaması bile gerekmişti. Zou Mingru'yu gülümseyerek başını salladı. Tamam. Zou Mingru'yu Loan Krallığı'nın ile ilgili Klein'in kas havzasını kendisiyle eşleştirdi. Bunun kendisinin alışık olduğunun yarısına yakın olduğunu düşünüyordu. Melisa başka bir şey söylememişti. Kalkıp ortalığı toplamaya başladı. Öğle yemeğinden kalan son ekmek kırıntılarını da paketledikten sonra annelerinden kalan eski püskü bir başlığı başına geçirdi. Kitap ve diğer araç gereçleri taşımak için kullandığı çantasını aldı ve gitmek için hazırdı. Bugün pazar değildi. Bu yüzden derse gitmesi gerekiyordu. Evlerinden Tingen Teknik Okulu'na ulaşmak 15 dakika sürüyordu. Kilometre başına bir peniye mal olan halk taşıtları vardı. Şehrin içinde 4 peni, şehir eteklerinde ise 6 peni sınırdı. Melissa para biriktirmek için erken kalkıp okula yürüyordu. Ana kapıyı açtıktan dakikalar sonra durak sayıp arkasına baktı. Klein, eti ve bezelyeyi çok alma. Benson pazar günü dönebilir. Oh, bir de yalnızca 8 puan ekmek alacaksın. Unutma. Tamam, tamam dedi Zoom crew bıkkın bir şekilde. Kafasında pazar kelimesini birkaç kez tekrarladı. Kuzey kıtasında bir yıl 12 aya bölünüyordu. Her yılda 365 ya da 366 gün vardı. Bir haftada 7 gündü. Ayları bölmek astronomik gözlemlerin bir sonucuydu. Bu, Zoominkru'nun bir paralel evrende olup olmadığından şüphelenmesine neden oluyordu. Günleri ayırmak ise dinin getirdiği bir şeydi. Çünkü kuzey kıtasında 7 ortodoks tanrı vardı. Ebedi yanan güneş, fırtınaların efendisi, bilgi ve bilgelik tanrısı, ebedi gece tanrıçası, toprak ana, savaş tanrısı ve buhar ve makine tanrısı. Kız kardeşinin kapıyı kapatıp gittiğini gören Zhou Minkru'yu aniden iç çekti. Kısa süre sonra şans ritüeline odaklandı. Üzgünüm, gerçekten eve dönmek istiyorum.